Sağlık Olsun başlıyor efendim. Saatlerimiz 17.30'u gösteriyor. Bugün Sağlık Olsun programında aslında Türkiye'yi ve bütün dünyayı yakından ilgilendiren bir konudan, yaşlılıktan bahsedeceğiz. Hepimiz yaşlanacağız elbette ama Türkiye'nin nüfusu giderek yaşlanıyor diyoruz. Genç nüfusa ihtiyacımız var diyoruz ama yaşlılarımıza ve yaşlılık bakımına ilişkin neler biliyoruz? Yaşlılarımıza bakabiliyor muyuz acaba? Yaşlılarımızla ilgili gençler nasıl yaklaşıyorlar ve daha fazlasını bugün Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzman Doktor Sinan İbiş ile konuşacağız ve Türkiye'nin yaşlılık haritasını çıkaracağız. Rakamlarla, istatistiklerle ve sizin merak ettiğiniz sorularla bugün yaşlıları ele alacağız. Hoş geldiniz hoş hocam. Hoş bulduk, sağ olun. Yaşlılık aslında kaçınılmaz bir son. Hepimiz yaşlanacağız ama sağlıklı yaşlanmak, hayırlı yaşlanmak, hayırlı uzun ömür diyoruz hep ifade ederken, büyüklerimizle ilgili dualar ederken. Bu hayırlı olması, güzel olması, sağlıklı olması da herhalde şimdi ele alacağımız konularla alakalı, ilişkili bir şey. Türkiye yaşlanıyor diyoruz ama biz yaşlılarımız için ne yapıyoruz? Aslında tabii Türkiye yaşlılarının bence yeterince farkında değil. Şöyle ki, yakın geçmişe baktığımız zaman aslında yaşlılar, insanlar emekli olduğu zaman yaşlı olduğunu düşünmeye başlıyorduk ve yaşlılar evin bir tarafına itilmiş, üretimden, toplumsal yaşamdan ve gelecekten koparılmış insanlar olarak da yaşıyorlardı. Fakat şimdi biz artık bu kavramı değiştirmeye başladık, bu algıyı, çünkü yaşlılar aslında deneyimli, müthiş deneyimleri olan, insanlara çok yol gösterecek insanlar ve biz bunları kullanmıyoruz, bu değerlerimizi. Onun için biz artık bu algıyı değiştirmeye başladık tabii ki. Ama ne yazık ki tabii şunu söyleyebilirim. Genele baktığımız zaman ülkemizdeki yaşlılık algısı son derece düşük. Yani biz yaşlılarımızı maalesef kenara iten bir ülkeyiz. Ama halbuki yaşlılarımız dediğim gibi bizim en büyük değerlerimiz ve onları biz hayatın içinde tutmalıyız, mutlu tutmalıyız, hareketli tutmalıyız ve üretkenlik dönemlerinde, yani çalışma dönemlerinde yapamadıklarını emeklilik ve bu yaşlılık dediğimiz 65 yaş sonrası dönemde de mutlaka yaptırmalıyız. Hocam aslında bizlerin onlardan, yaşlılardan faydalanacağımız çok ciddi bilgiler var, deneyimler var, tecrübeler var. Bunların da farkında olarak hareket etmek gerekiyor herhalde. Siz bu anlamda çok iyi, hayırlı bir evlatsınız. Anne ve babanıza bakıyorsunuz, bu konuda araştırmalar yapıyorsunuz, çalışmalar, kongreler düzenliyorsunuz ve Türkiye'nin genel durumuna baktığımızda, evet yaşların farkında değiliz dedik ama yaşlılara daha iyi bakmak için hangi önerilerde bulunursunuz? Ya da şöyle söyleyeyim, bir reçete yazmanız gerekse bize doktor olarak, yaşlılık bakımı için reçetede şunlar şunlar olması gerekiyor desek neler var? Bir defa tabii şöyle söyleyeyim, insanlar yaşlandığı zaman birçok kronik hastalığın pençesindeler. Yani bugün yaşlıların %82'sinde devamlı hastalık, yani şeker, tansiyon, nefes darlığı gibi ve kanser ve diğer hastalıklar gibi bazı hastalıklar bugün yaşlılarımızın %82'sinde en az bir tanesi var. Bir defa yaşlılar hastalıklarla uğraşıyorlar. İki, yaşlılarımız bir de tabii üretkenlikten çekildikleri için işe yaramaz anlayışı ile karşı karşıyalar. Yani aile fertleri ve toplum yaşlılarımıza böyle davranıyor. Bir defa bizim yaşlılarımızın gerek bu hastalıklarla boğuşma dönemleri, ki eğer biz yaşlılarımızı aslında üretkenliğin içinde tutarsak ve toplumun içinde tutarsak bu kadar çok tansiyonları yükselmez, şekerleri yükselmez. Yani bu kadar çok hasta olmaz ve bizlerle beraber mutlu yaşayabilirler. İşte yapmamız gereken en önemli nokta bu. Yani yaşlıları yaşamın içerisinde tutmak. Bu da nedir? Hareketle ve üretkenlikle. Hareketle tabii aile fertlerine çok önemli roller düşüyor. Gençliğe çok önemli roller düşüyor. Neden? Gençlik yaşlılarımızın, büyüklerimizin deneyimlerinden faydalanması gerekir. İnsanlar 60-65 yaşına kadar bir sürü deneyim elde ediyorlar ama biz onları emekli edip bir kenara atıyoruz. İkinci olarak da devlet politikamız olarak da mutlaka bu deneyimlerden faydalanmamız gerekir. İşte işin anahtar noktası bu. Ondan sonra kiler hep teferruata kalıyor. Bir de tabii insanlar mesela yürüyemiyorlar. Bastona, walker'a, tekerlekli sandalyeye fiziksel durumlarından dolayı maruz kalıyorlar. İşte asıl sorun burada başlıyor. Bu zaman bu noktada tabii kişinin işte eşi ya da çocukları ya da yardımcılara ihtiyaç var. Şimdi tabii artık bütün insanlar çalışıyor ve ailelerin büyüklerine bakmak gibi fırsatları olmayabilir. Bu noktada yapılması gereken nedir? Yardımcı almak. Yardımcılara baktığınız zaman yaşlılarımıza kim bakıyor sorusunun cevabını buluyoruz. Yani bugün maalesef ülkemizde
engelli ve yaşlı bakımında 60 bin civarında kaçak personel çalışıyor. Yani çeşitli ülkelerden gelmiş yaşlılarımıza bakan. Bu insanların background'una bakalım, yani deneyimlerine bakalım. Yaşlılıkla ilgili hiçbir deneyim yok. Çünkü Türkiye çok yol kat etmiş bir ülke. Yaşlılıkla ilgili bir sürü eğitimler, beceriler yeterince kazandırılmamış insanlara. Şimdi bugün Türkiye Cumhuriyetlerinden gelen insanlarda bunu zaten bulamazsınız. Biz yaşlılarımızı şimdi bu insanlara emanet etmişiz. Onun için biz mutlaka yaşlılarımızı her şeyden önce aile bireyleri, yani aileler sarılsınlar, baksınlar. Kesinlikle. Ama bakamadıkları noktada kendi gözetimleri altında hiçbir zaman bırakmasınlar. Yani her şeyleri takip etsinler yardımcılar, ama yardımcıların da tabii nitelikli olması gerekiyor. Bu noktada tabii en önemli şey bizim bu yurt dışından ülkemize yaşlı bakmak üzere gelen insanların mutlaka eğitilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani bizim insanımıza siz nasıl bakacaksınız? Biz bunu eğer ki bu insanlara öğretmezsek, bu insanlar da bizim yaşlılarımıza doğru dürüst bakamazlar. Kesinlikle. Peki hocam, şimdi rakamlar var. Beklenen ömür uzadı diyoruz Türkiye'de. Türkiye geneli için 78 yıl, erkeklerde 75.3 yıl ve kadınlar için de 80.7 yıl oldu diyoruz. Bu tabii ki herkese böyle olacak diye bir şey yok, ama istatistiklere ortalama bir rakam yansımış durumda. Şimdi evet, yaşlılara kim bakacak diyoruz, ama diğer taraftan da bizim geleneklerimiz, örflerimiz, adetlerimiz, inançlarımız gereği biz annemize, babamıza, büyüklerimize tabii ki bakmak, onlara refakat etmek, onları hiç kimseyle paylaşmamak istiyoruz, ama diğer taraftan da huzur evi mi, evde bakım mı tartışması da yaşanıyor. Birçok kişi evet, belki yabancı uyruklu bu kaçak bakıyor dediğiniz kişilere emanet etmemek için huzur evine yerleştireyim diyor. Bu sefer de diyor ki akrabalarım ne der? Komşularım ne der, kardeşlerim ne der gibi bazı çekinceler de yaşıyor. Şimdi birçok kişi, seyircilerimiz içinde de böyle soru işaretleri yaşayanlar vardır. Yaşlılar huzur evinde mi bakılmalı, evde mi bakılmalı? Hangisi daha avantajlı? Şimdi şöyle, tabii yaşlılarımız, yani büyüklerimiz, yaş almış büyüklerimiz, çünkü yaşlı deyince de kızıyorlar, aslında haklılar. Yaş almış büyüklerimiz bir defa kesinlikle aileleriyle beraber yaşamalılar. Kesinlikle. Ama buna fiziksel olarak, imkansal olarak imkanları olmayabilir. Yani ekonomik olarak, iş gücü olarak veya yaşadıkları sağlık sorunları olarak. İşte o zaman yardımcılar ve huzur evleri ya da bakım evleri devreye girecektir. Bugün huzur evi gerçeği kesinlikle yanlış değildir. Bugün çünkü şöyle düşünelim. Bir yaşlımızda bir inme hastalığı, ki çok gördüğümüz, yani bir pıhtı atıyor beyine ve bu kişi yutma merkezi artık çalışmıyor. Ve bu durumda mutlaka bir yardımcıya ihtiyaç var. Veyahut da felç oluyor. Mutlaka bir yardımcıya ihtiyaç var. Bu kişinin yedirilmesi gerekiyor, altının bakılması gerekiyor veya masajının yapılması gerekiyor. Çünkü siz bugün bir yaşlıyı yatağında 3 saat hareketsiz yatırdığınız zaman bilin ki bir yara açılmak üzeredir. Onun için mutlaka bir yaşlının aktif bir iş gücüne ihtiyacı var. Bunun için de tabii nitelikli huzur evleri, hepsi için konuşmuyorum. Yani yaşlılara belli bir hizmeti verebilecek kapasitedeki insan sayısına, yardımcı eleman sayısına, konsept içeriğine sahip huzur evleri bugün yaşlılarımıza bakabilir. Bundan bu kesinlikle yanlış değildir. Bizim ülke insanı olarak bunu kafamızdan atmamız lazım. Ama şunu da söylemek gerekir ki ben bugün huzur evlerinde geziyorum ve bakıyorum ki birçok insan evinde bakılabilir, imkanları, her şeyleri, ama aile buna katlanmak istememiş. Bu da çok acı bir şey, çünkü aileyi onlar doğurdular. Kesinlikle. O yüzden tabii ki gücümüz yettiğince her zaman onların yanında olmak, onlara psikolojik destek sağlamak da çok önemli, kesinlikle, muhakkak. Peki biz gençler nasıl bakıyoruz yaşlılara? Yani sadece fiziksel olarak bakmaktan bahsetmiyorum. Onlarla oturup sohbet etmek, tecrübelerinden faydalanmak, dediğiniz gibi onlar yaş almış, erişkinler belki, yaşlılar değil, ama evet. Bizde de o bilincin oluşturulması gerekiyor herhalde. Şimdi şöyle söyleyeyim, bizim bugün ben 53 yaşındayım. Her zaman yaşlılara karşı bir ilgim oldu. Ama şöyle söyleyeyim, bugün mesela ilkokul dönemindeki yaşlılara olan yaş dönemimin ilgisiyle bugünkü arasında hiçbir bağlantı kuramıyorum. Çünkü bugünün gençliği anne baba kavramını bile birazcık ötelemiş vaziyette. Yani kopmuş, neden? Çünkü bir cep telefonunun içerisine hapsolmuş bir gençlik var.
Yani okumayan, akşama kadar sosyal medyada hareket eden ve üretim yapmayan bir gençlik var. Dolayısıyla bu gençliğin hayatında, ilgi alanında artık yaşlılarımız ne yazık ki yok. Onun için bizim ebeveyn, yani anne ve babaların ve öğretmenlerin mutlaka gençlerin büyüklerine karşı ilgisini geliştirecek yaklaşımlar içerisinde olması çok önemli. Çünkü bize öğretmenlerimiz bunları öğrettiler. Yani yaşlıların sizin en büyük değeriniz olduğunu ve biz böyle yetiştik. Şimdi bakıyorsunuz hiç farkında değil yani. İnsanlar böyle yaşları bile öteliyorlar, istemiyorlar hayatlarında. Bu çok acı bir şey. Yani bu hızla önlem alınması gereken bir şey. Ailelerin ve öğretmenlerin altını çiziyorum. Bu konuda çocukları yetiştirirken bu algıyı vermeleri gerekiyor. Biz herkes bir defa ailesinin büyüklerine, çünkü siz de bugün gençsiniz ama bir gün büyüyeceksiniz ve yaşlı olacaksınız. Siz de bu ilgiyi bekleyeceksiniz doğal olarak. Bir de şunu düşünüyor yaşlılar yani. Bu insanları diyor biz doğurduk, biz yetiştirdik, biz okuttuk, biz faydalı hale getirdik. Peki şimdi neden evinin bir odasında bana yer yok diyor. Kesinlikle. Hocam bizler aynı zamanda yaşlı doğası almak diye bir şeyle de büyüdük, yetiştik. Anneanne, babaanne, anne baba duası almak çok önemlidir. Bu senin işlerini rast getirir diye de büyüdük. Yeni nesillere bunları da aşılamak lazım herhalde. Kesinlikle. Bunlar tabii bir inanç olayıdır. Bir de kesinlikle. Hani insanın büyüklerine saygıdır. Bakın mesela eskiden bir bayram olurdu. Biz giderdik, büyüklerin ellerini öperdik. Şimdi büyüklere bakıyorum, ellerini öpen kimse kalmamış. Huzur evlerine gidiyorum bayramlarda. Çocuklarını bekliyor. Yani gözü kapıda. Ama kimse gelmiyor. Aslında bizim elimizde olan bir şey. Onlar zaten o gelenekle, o inanışla yetişmiş insanlar ama bizim kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Peki ama Türkiye bu durumdayken dünya ne yapıyor? Şimdi dünyada tabii şöyle söyleyeyim. Bugün ülkeler artık geliştikçe sosyal devlet ilkesi de gelişiyor. Ve bir takım düzenlemeler. Mesela hatırlayın, bugün 10 sene önce ambulans çağırdığınız zaman kolay gelmez. Ama şimdi artık tık geliyor. Neden? Çünkü devletimiz ne yapıyor? İmkanlarını geliştiriyor. Bugün gelişmiş ülkelerde yaşlılara çok büyük önem verilir. Onların bakımları, ihtiyaçları, sosyal hayatları, evlerindeki yaşam. Bugün mesela yemek pişiremez, yemek yollar. İşte tırnağını keser, banyosunu yaptırır, alır sinemaya götürür, mezarlık ziyareti yapmak ister. Ne isterseniz yaparlar. Buna göre de ne yapar? Kurumlarını düzenler. Yani yerel yönetimler bu anlamda güçlendirilmiştir. Tabii Türkiye'mizin bu anlamda biraz yol kat etmesi gerekiyor. Özellikle sosyal politika anlamında bizim biraz daha böyle yaşlılarımız, engellilerimiz. Çünkü bunu aynı sınıfta görüyoruz yani. Desteğe ihtiyacı olan insan gruplarına bizim mutlaka politikalar geliştirip bunları uygulamamız gerekir. Bakın kaldırımlarımıza bakıyoruz mesela. Bastonlu insanlar yürümesi için bir bant yapıldı ama bantın ortasında bir ağaç görüyorsunuz. Dolayısıyla demek ki bazı şeylerimiz eksik ama zaman en büyük reçetedir ve bu reçetenin de yaşlılarımız için mutlaka bir çözüm üreteceğine inanıyorum. Kesinlikle. Peki siz her yıl geleneksel olarak bir kongre düzenliyorsunuz. Yaşlılık Kongresi. Bu kongrenin beşincisi düzenlenecek yanılmıyorsam. Evet. Bu Kasım ayı içerisinde. A'dan Z'ye herhalde yaşlılığı ele alacaksınız. O kongreden şimdi de bahsedelim mi? Biz neden bir kongre yaptık ve şöyle dosyasını da müsaadenizle göstermiş olayım. Biz bu kongreyi yapma nedenimiz bir defa yaşlılığın algısı, ihtiyaçları, nasıl ülkemizde politikalar gelişsin, iş gücü nasıl gelişsin, eğitim nasıl gelişsin, altyapı, şehircilik nasıl gelişsin, beslenme nasıl gelişsin, sosyal hayat nasıl gelişsin gibi A'dan Z'ye aklınıza gelen her şeyin konuşulduğu bir kongre bu. Uluslararası deneyimleri Türkiye'ye davet ediyoruz. Bu insanlar geliyorlar ve biz onların deneyimlerinden faydalanıyoruz. Ve biz 10 yılda çok ciddi yol kat ettik ve şu anda devletimiz bu kongrenin içerisinde. Bir defa devleti bu kongredeki bilgileri sahip hale getirdik. Özel sektörü şimdi bulaştırdık. Ama amacımız tabii bu kongreler sayesinde dünyadaki bilginin paylaşıldığı, harmanlandığı ülkelerin de bunlardan kendine bir pay çıkarması gerektiği. İşte biz bunun için bugün 30 Kasım ve 1 Aralık'ta geleneksel 5. 3. Yaş Buharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi'ni yapıyoruz. Tamamen yaşlılarımız sağlıklı, mutlu yaşasınlar. Sadece Türkiye bununla kalmasın, dünyanın yaşlılarına da ev sahipliği yapsın diye, yani bir ekonomi alanı da üretelim diye bu kongreyi yapıyoruz. Ne güzel, biz de inşallah yayınlarımızla sizin yanınızda çok olacağız zaten. Şimdi yaşlılık denilince
evde bakılan yaşlar ve ev kazaları söz konusu oluyor. Bu konuda da siz hem huzur evlerini geziyorsunuz hem annenizle babanızla birlikte iç içe olduğunuz için onlardan da bazı tecrübeleriniz vardır. Ev kazaları konusunda da seyircilerimizi uyaralım mı? Yaşlılara şimdi şöyle, hangi önlemler alınmalı? Şöyle söyleyeyim. Yani bugün mesela bir yataktan şu anda 20 yaşındayız diyelim. Yataktan ani bir kalktığımız zaman başımız dönmüyor mu? Ama bugün yaşlılar yataktan kalkarlar ve gece çok sık idrara gitme ihtiyacı duyarlar. Ve muhtemelen gece düşüp kalçalarını kırarlar. Bu genel çok sık rastlanılan bir şeydir. Veyahut da yaşlının kolu gençken bu kadar kalkarken ama yaşlandığı zaman çok kalkamayacaktır. Yani erişim sorunları başlar. Bir de tabii bu insanların refleksleri yavaşlar. Bakın bugün yangın oluyor, gaz kaçağı oluyor, düşme oluyor. Bunlar yaşlılarımızın yaşadığı en büyük acı sorunlar. İşte şunu unutmamamız gerekir ki bu beklenmeyen olaylara karşı yaşlılarımız son derece savunmasızlar. Bizim aile fertleri olarak hem evi onun için öyle düzenlemeliyiz. Yani bugün 20 yaşındaki bir insanın uzandığı bir dolabın sapıyla, açma sapıyla 70 yaşındaki sapın yeri aynı olmayacaktır. Bunu düşüreceksiniz. Ve evde köşeli eşyaları barındırmayacaksınız. Neden? Düşüp kafasını çarpabilir. Ya da yerler sert olmamalı. Yani taş olmamalı. İşte biz bunları mutlaka yapmalıyız. Çünkü yaşlılarımızın düşme sonucunda ya da mesela tansiyonu yükseliyor, olduğu yere yığılıyor. Birisi onu bulursa hayata tutunuyor ya da tutunamıyor. Yani kaybediliyor. Onun için bu konuda da ailelerin özellikle algısının yüksek olması gerekir. Dikkatinin çok yüksek olması gerekir. Çünkü savunmasız insanlar. Kesinlikle bizlerin bilinçli olması gerekiyor. Programımızın artık sonuna geldik. Son bir dakika içerisindeyiz. O dakikayı da size vermek istiyorum. Uyarılarınızı, önerilerinizi tekrar özetlemek istediklerinizi alalım. Sonra kapatacağız. Evet. Ben şunu söyleyeceğim. Yaşlılar konusunda A'dan Z'ye yani 1 yaşından 100 yaşına kadar herkesin duyarlı olması gerekir. Özellikle akademilerimizin, devlet birimlerimizin, özel sektörümüzün mutlaka yaşlıları düşünen çözümler üretmesi gerekir. Ve yaşlılarınızı lütfen hayattan ayırmayın. Yani onları hayatın içinde tutun. Onlar için planlar yapın. Yani kendiniz için yaptığınız plana onları dahil etmek değil de onlar için düşünün. Onlar için zaman zaman yaşayın. O zaman onlar mutlu olacaktır, hasta olmayacaktır, dinamik olacaktır. Size sıkıntı değil, bu sefer mutluluk üretecektir. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Ve toplumsal olarak bir de gençliğimizi yaşlılara duyarlı hale getirelim. Ve onlara yardım edelim. Göreceğiz ki bu insanlar bize beklediğimizin çok çok ötesinde bir mutlulukla yaşatacaklar. İnşallah. Çok teşekkürler. Bu bize hem manevi anlamda da haz katacak. Kendimizi de iyi hissedeceğiz. Onların dualarını almak, onların yanında olmak kesinlikle bize çok daha iyi gelecek diyoruz İnşallah. Biz de. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Yaptığınız ederim. Çalışmalar için teşekkür ederiz. Tamam. Yaşlılarla ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz ayrıca. Ayaklarınıza, ağzınıza sağlık. Efendim biz bugün uzman doktor Sinan İbiş'le birlikteydik. Yaşlılık konuştuk. Türkiye ne durumda? Yaşlılarımıza nasıl bakıyoruz? Nasıl bakmalıyız? Ve gelecekte neler yapacağız? Hangi çalışmalara imza atılacak gibi merak ettiğimiz soruları sizlerden gelen soruları yanıtladık. Yarın 17.30'da yine sizlerle olacağız. Görüşene dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.